Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir laptop incelemesine daha hoş geldiniz. Bu videoda yanımda Monster Abra A5 ve 20.2 var. Maliyet anlamında biraz fiyat performans bilgisayarı seviyesinde olsa da performans olarak bize çok şey vaat ediyor çünkü içinde RTX 4050 bir ekran kartı bulunuyor. Tabi sadece ekran kartına bakarak bütüne dair bir yorum yapmak çok doğru olmayacaktır. O yüzden isterseniz gelin bu Monster Abra A5'e biraz daha yakından bakalım. Şimdi madem bir oyun bilgisayarı inceliyoruz, o yüzden ilk olarak ekran kartından başlıyorum. Abra A5'te 6 GB'lık RTX 4050 Max P yani Max Performance ekran kartı bulunuyor. Bu model 4000 serisinin fiyat performans tarafında değerlendirebilecek bir ekran kartı ama bir yandan da bizi uzun yıllar güncel ve güçlü tutabilecek bir yapıda. Tabii ki bu ekran kartlarında bir watt muhabbeti var. Bildiğiniz gibi eğer watt düşükse neredeyse bir alt segmenti kadar performans verebiliyor. Eğer öyle olunca da işte 4000 bilmem ne bile yazsa üzerindeki sadece bir etiket olarak kalmış oluyor. O yüzden anlayacağınız watt bizim için önemli ve bu cihazdaki 4050 ekran kartı da 115 watt yani maksimum güçte. Ayrıca Dynamic Boost sayesinde de 25 watt daha ekleyip 140 wattlık bir güç alabiliyorsunuz. Buradaki genel olay da işlemcide daha az ama ekran kartında daha fazla güce ihtiyaç olduğunda sistem otomatik olarak gücü ekran kartına yönlendiriyor. Burada da tabii ki watt yüksekse daha yüksek güç almış oluyoruz. Bu sayede de oyunlarda FPS artışı sağlıyoruz. Ekran kartı üzerinde 80 tane tensör çekirdeği yer alıyor. Bu tensör çekirdekleri genel olarak yapay zeka temelli teknolojilerin daha iyi ve daha verimli çalışmasını sağlıyor. Yani çekirdek ne kadar fazlaysa bu konuda da olumlu bir performans almış oluyoruz. Bu yapay zeka teknolojilerinden belki de en önemlisi DLSS 3.0 ki bu da özellikle fiyat performans cihazı kullanan arkadaşlarımız için bulunmaz bir nimet seviyesinde. DLSS Nvidia'nın geliştirdiği bir yapay zeka teknolojisi. Ekran kartı üzerindeki tensör çekirdekleri sayesinde oyun daha düşük bir çözünürlükte hesaplanıyor ancak ekran çözünürlüğü daha yüksek olarak yansıtılıyor. Bu söylediğim biraz kağıt üstü tanımı gibi ama isterseniz bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki Cyberpunk 2077 oynuyorsunuz ve oyun size 25 FPS veriyor 4K çözünürlükte. Şimdi burada FPS'i yükseltmek için mecburen ne yapacağız? Çözünürlüğü düşürmek zorunda kalacağız. Ama eğer oynadığımız oyun DLSS'i destekliyorsa bunu yapmamıza gerek yok. DLSS'i aktif hale getiriyoruz. Örneğin 2K'ya indirdiğimizde ekran kartı ne kadar yoruluyorsa o kadar yoruluyor. Ancak ekran kartı üzerindeki tensör çekirdekleriyle DLSS sayesinde biz 4K görüntü almaya devam ediyoruz. Yani hem yüksek FPS alıyorum hem de çözünürlüğün düşmesine gerek kalmamış oluyor. Oyuncular için yapay zeka temelli bulunmaz nimetlerden birisi de ışın izleme yani ray tracing. Bu da kısaca ışığı, yansımaları, aydınlatmaları ve dokuları çok daha canlı ve gerçekçi hale getiren bir yapay zeka. Tanım çok anlaşılır evet ama uygulamalı halini gördüğümüzde gerçekten oyunlara müthiş detaylar eklediğini söyleyebilirim. Ve bahsettiğim bu yapay zeka teknolojilerinin tamamı da RTX 4050 ile birlikte tabii ki tensör çekirdekleri sayesinde son derece uyumlu çalışıyor. Son olarak RTX 40 serisi için oyunlarda en düşük gecikme ve en iyi tepkime süresi sunan Nvidia Reflex, ayrıca Broadcast, Omniverse ve Canvas gibi sanat temelli uygulamalarda bu ekran kartına gayet verimli şekilde çalışmaya devam ediyor. Ve bununla birlikte de ekran kartı muhabbetini kapatıyorum. Eğer sizin için cevaplamadığımız bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum zaten. Geçiyorum ben işlemci tarafına. Abra A5'te Intel Core i5 13500H işlemci bulunuyor. Bu işlemci açıkçası fiyat performans bilgisayarlarının neredeyse tamamında görüyoruz. Bunun sebebi işte tam olarak söylediğim gibi aslında fiyat olarak çok yüksek olmaması bu sayede ürünün fiyatını da çok arttırmıyor ve performans olarak da gayet iyi bir seviyede olması. Burada Intel ve Monster'ın 11, 12 ve 13. nesil işlemciye sahip olan tüm ürünlerinde bulunan Intel QuickSync özelliği de tabii ki verimlilik konusunda bayağı katkıda bulunuyor. Bu arada bu teknoloji sayesinde eğer kurgu işleriyle falan ilgileniyorsanız render performansı muadillerine göre çok daha iyi bir seviyede görünüyor. Bu arada işlemci Intel'in Turbo Boost teknolojisi sayesinde de 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca 12 çekirdekli ve 16 da iş parçacığına sahip. Bu çekirdek sayısının fazla olmasının da elbette pek çok avantajı var. Diyelim ki performans çekirdeklerinin tamamını kullanacağınız bir oyun oynayacaksınız. Hani bu sağlam oyunlardan birisini oynayacağınızı düşünüyorum. Burada performans çekirdeklerinin tamamı oyuna yönelirken verimlilik çekirdekleri de arka plan uygulamalarını yönetiyor. Yani performans çekirdeği bir bölüm ve yaşamadığı için de oyunlarda çok fazla kasma, donma gibi sorunlar olmuyor. Ha şimdi siz derseniz ki daha iyi işlemciler var mı? Tabii ki var. Zaten bunu genellikle bu tarz ürünler incelediğimiz videoların yorumlarında çok fazla görüyorum arkadaşlar. Bu işlemci daha iyi, bu alınmaz, şu alınır falan tarzı yorumlarınızı. Açıkçası burada bir fiyat performans ürünü incelediğimiz için bunun daha iyisi vardı, bu kullanılmalıydı, şuydu, şöyleydi, bu düşüktü gibi bir şey söylemek aslında çok fazla doğru gelmiyor bana. Ha bilgisayar ısınıyor mu derseniz evet ısınıyor ve şöyle bir ısınması olduğunu söyleyebilirim. Biz oyun testi yaparken bu 2. 3. saatte ben ısınma hissetmeye başladım. Bunun güzel tarafı şuydu. Hani bir ısınma başlar bilgisayarda ve artarak devam eder sonra bilgisayar alev alır ya. Öyle bir durum olmuyor. Şuralardan çok hafif bir ısınma hissediyorum. Ama mesela bu kadar. Yani incelemenin başından beri buradayız. O yüzden bir ısınma başlayıp çok fazla artmadan belli bir seviyede devam ettiğini söylüyorum. Bu yüzden bence bu bir avantaj ama siz derseniz ki daha iyisi var mı? Ya istiyorsanız i5'li gidin i9'lu bilgisayar alın paranız var. Burada biz genel olarak
olarak bir fiyat performans ürünü etrafındayız. O yüzden bunun daha iyisi var mı sorusunun cevabı her zaman evet. Ama bu fiyata daha iyisi var mı sorusunun cevabı belki evettir, belki hayırdır. Biz burada bu fiyatın karşılığını verebilecek bir bilgisayar inceliyoruz. Bana kalırsa ısınmayan bilgisayar diye bir şey yok arkadaşlar. Yeterince yorulmamış bilgisayar var. Ha illa olumsuz bir taraf var mı derseniz de SSD tarafında 512 GB'lık Samsung marka bir SSD bulunuyor. Ben artık günümüz oyunlarında bu boyutlarını falan düşündüğümde 512'nin artık çok fazla yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bana kalırsa fiyat performans ürünleri de dahil olmak üzere minimum 1 TB'lık SSD kullanılması gerek. Ha bunun da şöyle bir güzelliği var. Zaten ürünü alma sayfanıza girdiğinizde işte ben SSD'yi 512 değil 1 istiyorum, 1 değil 2 istiyorum ya da işte RAM'i böyle istiyorum, ekran kartını bunu istiyorum gibi birçok özelleştirme yapabildiğiniz için bir tabii ki fiyat farkı olacaktır ama isterseniz direkt özelleştirerek SSD'yi de 1 TB'a çıkarabilirsiniz. Ayrıca değiştirme dışında bir tane de ek SSD portu daha var. İsterseniz ikinci bir ekleme de yapabiliyorsunuz. RAM tarafında ise 2 tane 8 GB'lık DDR4 RAM'imiz var. Her zaman söylüyorum zaten toplamda 16 GB'lık bir RAM bizi uzun bir süre daha götürebilecek kapasitede. Ayrıca ürünün FreeDOS geldiğini söyleyeyim ve şimdi bütün bileşenleri, bütün teknik özellikleri anlatmışken isterseniz gelin bir oyun testi yapalım, sonrasında burada buluşalım. Evet, testimiz bu şekildeydi dostlar. Düşüncelerinizi yorumlarda lütfen belirtin. Ama belirtmeden önce de DLSS destekleyen tüm oyunlarda DLSS'in aktif olduğunu, ayrıca bütün oyunlarında en yüksek ayarlarda oynandığını size belirteyim. Biz de şimdi geçelim ekran ve tasarım tarafına. Öncelikle ürünün kalınlığı 23 mm ve 2 kiloluk bir ağırlığa sahip. Genelde iş bilgisayarlarının ağırlığı 2 kilo olur çünkü çok fazla içinde malzeme yoktur ama oyun bilgisayarları 2.7 ile 3 kilo arasına kadar hani o kadar yukarı vurabilecek bir seviyede. Ama burada Abra A5'in içindeki bileşenlere rağmen 2 kilo kalması gayet iyi çünkü hani taşınabilirlik anlamında bize bir artı sağlamış oluyor. Bu arada küçük bir laptop da değil yani. Üzerindeki ekran 15.6 inçlik bir boyutta. Ayrıca bu ekran Full HD ve 1920x1080'lik bir çözünürlüğe ek olarak da 144 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Son olarak da IPS mat LED bir ekran olduğunu belirteyim. RGB tek bölge aydınlatmalı his olarak da okey bir klavyeye sahip ama tabii ki bu klavye ise biraz deneyim ya da işte kişisel zevk üstüne gittiği için onunla ilgili fazla bir detay veremeyeceğim. Şimdi bir de sahip olduğu portları görelim. Sol tarafta bir USB girişinin yanında bir kulaklık bir de mikrofon için 3.5 mm jack girişi yer alıyor. Arka tarafta bir HDMI, bir Type-C, bir Ethernet ve bir de mini display portu var. Bu arada şarj soketi de yine arka tarafta. Sağ tarafta ise 2 USB girişi ve bir de kart okuyucu yer alıyor. Bu arada Monster Kontrol Merkezi yazılımı sayesinde tek program üzerinden birçok kontrol ve değişim yapabiliyorsunuz. Örneğin buradan klavye aydınlatmasını değiştirirken yine klavye üzerinde haritalandırmalar yapabiliyoruz. Pil durumunu ve pil modunu kontrol edebiliyoruz. Ayrıca performans modunu da seçerek optimizasyonlar yapabiliyoruz. Bu sayede hem gücü kontrol etmiş oluyoruz hem de doğru
aktarım sağlayabiliyoruz. Ek olarak görüntü ayarlarında değiştirebileceğimiz gibi cihazla ilgili detaylı bilgiye de ulaşabiliyoruz. Yani kontrol merkezi aslında laptopumuzun ana kumanda odası gibi düşünülebilir. Benim Abra A5 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Eğer ürünü alırsanız size gelecek artı hizmetlere. Öncelikle benim en sevdiğim Monster size ürünü aldığınız andan itibaren ömür boyu ücretsiz bakım garantisi sunuyor. Bu hizmet sayesinde 6 ayda bir termal macun değişimi, cihaz temizliği ve performans testleri yaptırabiliyorsun. Bu sayede de ürününüz daha uzun ömürlü olmuş oluyor. Ayrıca dijital mağaza deneyiminden de faydalanabiliyorsunuz ve Monster size her zamanki gibi bu ürünün yanında bir tane de çanta hediye ediyor. Bizim şimdilik anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Eğer Abra A5 ve 20.2'yi satın almak ya da daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz açıklamaya sizin için bıraktığımız linke tıklayabilirsiniz. Onun dışında videomuz sizin için faydalı olduysa beğenebilir, abone olabilir ya da düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.